Merhaba arkadaşlar. Sesim geliyor mu? Önce bir ses testiyle başlayalım. Hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çaka. Sesim herkese ulaşıyor mu acaba? Genel sohbet ekranından yazabilir misiniz? Evet, sesim geliyor galiba. Herkese ulaşıyor. Görüntümde de sorun yok. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz hepiniz webinarımıza. Webinarımız YouTube, LinkedIn ve Facebook üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. Bu akşam sizlere gaz kromatografisi teorisi ve enstrümantasyon web seminerini sunacağım. Tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftalarda yapılacak bir webinardı. Bir aksilikten dolayı bu haftaya ertelendi. Webinar başlamadan önce yine birkaç hatırlatmayla başlamak istiyorum. Sorularınızı genel sohbet ekranından yazabilirsiniz ama ben sunum esnasında sizin sorularınızı görmüyor olacağım arkadaşlar. Bu nedenle soru cevap kısmında cevaplamaya çalışacağım. Yine sertifikayı soran arkadaşlarımız var. Arkadaşlar bu bir katılım belgesi. Bu eğitime, etkinliğine katıldığınız için size bir teşekkür mahiyetinde verdiğimiz Lab Akademi dijital katılım belgesini sizlere veriyoruz. Her eğitimden sonra bir link paylaşıyoruz ve bu linkten adını, soyadını ve mail adresini eksiksiz dolduran arkadaşlarımıza katılım belgesini etkinlikten bir ay sonra göndermiş oluyoruz. Ortalama bir ay, bazen bir ayı biraz geçebiliyor, bazen biraz önce olabiliyor ama ortalama bir ayda sizlere katılım belgesini göndermiş oluyoruz. Ben ekranı paylaşacağım. Yine katılım da başladı. Bakıyorum diğer ortamlardan katılımlar nasıl. Evet, yavaş yavaş katılım artıyor. Şu anda YouTube, LinkedIn ve Facebook'tan canlı yayındayız arkadaşlar. Etkinliğimizi başlatıyorum. Hepinize keyifli bir seminer dilerim. Umarım sizler için güzel, keyifli ve faydalı bir etkinlik olur. Evet, bu akşam sizlere gaz kromatografisi teorisi ve enstrümantasyon sunumunu yapacağım. Bu aslında birkaç web seminerlik bir serinin ilk başlangıcı. Gaz kromatografisi üzerine Ekim ayı içerisinde birkaç web semineri daha düşünüyoruz. Muhtemelen gaz kromatografisinin diğer bölümleriyle, numune hazırlama, kolon şartlama, kolon takma, dedektörler gibi kısımlarıyla, sorun giderme teknikleriyle beraber sizlere diğer webinarları da ulaştıracağız arkadaşlar. Bu bir seri webinar şeklinde düzenlenecek. Ekim ayı içerisinde ortalama 2 ya da 3 webinarımız daha olacaktır. Sizlere yine çeşitli kanallarla duyuruyor olacağız. Bu akşamki webinarda yine kromatografi kavramını, tarihini ve tanımını inceleyeceğiz. Gaz kromatografisi teorisini ve sistemin genel izlenimini anlatmaya çalışacağım. Sistemin bileşenlerinden bahsedeceğim arkadaşlar ve soru cevap ile bu akşamı bitireceğim. Ardından da sizlere soru cevap kısmında katılım belgesi için bir link göndereceğim. Bunu YouTube üzerinden alabilirsiniz. LinkedIn üzerinden bazı arkadaşlarımız alamıyorlar. LinkedIn'den izleyen arkadaşlarımız YouTube'a geçip oradan alabilirler. Lab Akademi YouTube kanalından şu an eğitimi canlı olarak izleyebilirler. Evet, daha önce bahsetmiştik çeşitli eğitimlerde. Burada tekrardan bir üzerinden geçelim. Kromatografinin ilk aslında temelleri 1903 yılından Swift tarafından atılıyor ve ilk kromatografi kavramı bu zaman da bir makalede geçiyor. Swift Rus bir botanikçi ve neler yapıyor arkadaşlar? Bir kalsiyum karbonat doldurmuş bir borudan bitki ekstraklarını geçiriyor. Eterde ekstrakte ettiği bitki ekstraklarını geçiriyor ve renk pigmentlerini ilk olarak ayırmış oluyor. Görsel bir ayrım ile renkli bileşikleri ayırıyor ve o zaman renkli fotoğraf anlamına gelen kromatogram teriminde ilk olarak literatüre kazandırmış oluyor. Evet, 1940'lı yıllara gelindiğinde Schenck ve Martin tarafından yine bir makale kaleme alınıyor ve bir çalışma yapılıyor. Burada ilk kez sıvı sıvı kromatografisinden bahsediliyor arkadaşlar. Günümüzde sıvı kromatografisinde en yaygın kullanılan tekniklerden biri olan sıvı sıvı kromatografisi burada ilk kez geçiriliyor ve bu gaz olursa da buna gaz sıvı kromatografisi olarak adlandırıyorlar ve 1952 yılında bu çalışmalarıyla Nobel Kimya Ödülü'ne layık görünüyorlar. Sağ tarafta görüyorsunuz inert bir katı var. Üzerinde de bir sıvı tabaka emdirilmiş ve partiküller, mobil faz içerisinde çözünen etken maddeler ya da işte analitler diyelim.
sıvı faz içerisinde ya da mobil faz içerisindeki dağılım oranlarına göre ayrım kazanıyorlar. Böylelikle sıvı sıvı ya da gaz sıvı kromatografisi adında adlandırdıkları kromatografik tekniği ilk olarak 1940 yılında uygulamış oluyorlar. 1944 yılında Martin ve yine arkadaşları kağıt kromatografisini icat ediyorlar ve ilk olarak amino asit tanımlamak için bu yöntemi kullanıyorlar arkadaşlar. Kağıt kromatografisinde sabit ve hareketli fazlar kullanılarak nitelikli bileşikleri ayırıyorlar ilk çalışmalarında. 1952 yılına gelindiğinde ise Martin ve James artık modern anlamdaki ilk gaz kromatografisini icat ediyor ve modern kimyada en önemli ve yaygın olarak uygulanan analitik tekniklerden biri haline geliyor gaz kromatografisi. Ve 1960 yılında da çok büyük bir ivme kazanıyor ve 60'tan günümüze kadar gaz kromatografisi yaygın olarak birçok sektörde kullanılmaya başlıyor. Yeni bileşenlerle, yeni dedektörlerle, daha hassas, daha yüksek çözünürlüğe sahip dedektörlerle çok daha yaygın kullanım alanlarını günümüzde bulmaya başlıyor. Genel tarihsel gelişimini bu şekilde sıralayabiliriz. Tanımına bakalım. Tanım nedir? Kromatografiyi temel anlamda tanımlamak lazım burada. En temel tanımıyla kromatografiyi biz sabit bir faza karşı hareketli bir faz kullanılarak bileşenlerin ayrılması tekniği olarak tanımlayabiliriz. Tabi burada şunun altını çizmek lazım. Bu bir ayrım tekniğidir arkadaşlar. Bir tekniktir kromatografi. Bunun altını tekrar tekrar çiziyorum. Sabit bir faza karşı hareketli bir faz kullanılarak uygulanan bir ayrım tekniği olarak en genel anlamıyla tanımlayabiliriz. 3 tane farklı bileşenden bahsedebiliriz kromatografi kavramını tanımlarken. Bir sabit fazımız var. Az önce de bahsettiğimiz üzere sabit faz çeşitli formlarda olabilir. Çözünenimiz var. Mobil fazın içerisinde çözünen analitlerimiz ve hareketli mobil fazımız var. Bu üç bileşen arasında oluşan etkileşimler sonucu ayrım gerçekleşiyor ve dedektörde bir dedeksiyon işlemi gerçekleşerek nitel ve nicel analizler yapılıyor arkadaşlar. Tabii bu iki kavramı da birbirinden ayırmak lazım. Kromatografi ve kromatogram kavramları. Kromatografi az önce bahsettiğim gibi en temel anlamıyla bir ayrım tekniği aslında. Kromatogram ise bu ayrım tekniği sonucunda dedektörde elde etmiş olduğumuz iki boyutlu çizelgeler olarak en kısa tabiriyle tanımlayabiliriz. X ekseninde zaman, Y ekseninde de dedektör şiddetinin yer aldığı iki boyutlu çizelgelere biz kromatogram diyoruz. Kromatogramdan elde etmiş olduğumuz tepe noktalarına, tepelere biz pik olarak adlandırıyoruz arkadaşlar. Ve bu piklerin altındaki alanlardan da konsantrasyon hesaplarına gidebiliyoruz. Genellikle alan kullanılıyor. Bazı uygulamalarda yüksekliğin kullanıldığını da görebilirsiniz ama kromatografide şu an günümüzde ağırlıklı olarak hesaplamalarda kullanılan yöntem arkadaşlar alan hesabıyla konsantrasyona gitme yönteminde. Tabii bunu HPLC eğitimlerimizde, HPLC videolarımızda bulabilirsiniz. Daha detaylı olarak anlatıyoruz. Evet, gaz kromatografisini nasıl tanımlayabiliriz? Arkadaşlar gaz kromatografisi bileşenleri ayırmak için analitik kimyada kullanılan bir tekniktir. Bir sistemdir arkadaşlar. Gaz kromatografi sistemi olarak adlandırılır. Çalışma prensibi nedir? Yine bir sıvı içerisinde çözülmüş olan numuneleri kapiler ya da cam ya da metal kolonlardan geçerek, bir kapiler borulardan geçerek iç yüzeyinde sabitlenmiş olan bir katı veya bir inert katı üzerine sabitlenmiş olan bir sıvı faz ile etkileşimi sonucu ayırma için kullanılan bir sistem. Bir sistemin bütünü. Bu sistemi daha önce nasıl tanımlamıştık? Ekosistem örneğini vermiştik aslında. Ekosistem neydi arkadaşlar? Birçok bileşen bir araya gelerek ne yapıyordu? Maksimum uyum içerisinde bir amacı yerine getiriyordu. İşte yaşamdaki ekosisteme bakarsak, bir orman ekosistemine bakarsak birçok bileşen var. Hava, su, güneş, toprak ve orada yaşayan diğer canlılar. Gaz kromatografisinde de aslında bir sistemler bütünü. İçerisinde birçok bileşen var ve bu bileşenler birbiriyle maksimum uyum içerisinde ve maksimum iletişim içerisinde çalışarak bize bir ayrım sunuyorlar. Bu ayrım sonucunda da bir dedeksiyon işlemi sunuyorlar ve biz buradan nitel ve nicel tanımlamaları gerçekleşiyoruz. Evet, insan vücudu da aslında, evet, o da olabilir. Baki Bey de böyle bir katkı yapmış. Sağ olun. Teşekkürler. Ayrım mekanizmalarını genel olarak iki başlık altında inceleyebiliriz. Yine sabit faz ve hareketli fazın cinsine göre biz bunları ayırıyoruz arkadaşlar. Gaz kromatografisinden bahsettiğimiz için hareketli fazımız her halükarda gaz. Burada herhangi bir değişiklik yok. Ama değişen diğer kısım sabit faz oluyor. Sabit fazda adsorpsiyon kromatografisi, adsorpsiyon gaz katı kromatografisi olarak adlandırdığımız yöntemde katı bir partikülün üzerinde moleküller adsorpsiyon yaparak
fiziksel bir etkileşimle ayrıma uğruyorlar. Yani sabit fazımız katı moleküller, katı bir yüzey. Bu etkileşim yönteminde moleküller gaz fazında çözülmüş olan, gaz fazında taşınan analitlerimiz sabit fazın sabit fazdaki katı yüzey ile bir adsorpsiyon ilişkisine giriyorlar ve böylelikle ayrıma uğruyorlar arkadaşlar. Biz buna gaz katı kromatografisi olarak bahsediyoruz. Bir diğer yöntem partisyon dağılma kromatografisi ya da partisyon bölme kromatografisi olarak da adlandırılabilir. Bu kromatografi çeşidinde ise inert bir katı var. Bu katının üzerine yine bir sıvı emdirilmiş. Moleküller, gaz fazında taşınan moleküller bu sıvı fazda ya da gaz fazında farklı etkilerde dağılıyorlar. Yani çözünüyorlar. Bu sayede yine moleküllerin iki fazdaki farklı dağılımlarına göre bir ayrım elde edilmiş oluyor. Bu kromatografik yönteme de partisyon dağılma kromatografisi ya da gaz sıvı partisyon dağılma kromatografisi olarak adlandırıyoruz. Ve günümüzde en yaygın kullanılan kromatografik yaklaşımlardan birisi. Birçok kapiler kolonda bu yaklaşımı görüyor olacağız arkadaşlar. Evet, gaz katı kromatografisini tekrar tanımlamak gerekirse analitlerin tutulmasını katı bir adsorban yüzeyinde fiziksel bir etkiyle sağlıyoruz ve sabit fazımızda bir fiziksel adsorpsiyon tutulma oluyor arkadaşlar. Ama gaz sıvı kromatografisinde inert bir katı yüzeyin üzerine bir sıvı emdiriliyor ve bu sıvının içerisinde ya da gaz fazında moleküllerimiz farklı oranlarda dağılıyorlar. Buna dayanan bir prensip olarak tanımlayabiliriz. Kullanım alanlarına biraz bakalım. Şimdi günümüzde birçok alanda kullanılıyor. Neredeyse gaz kromatografisinin girmediği laboratuvar kalmadı. Birçok alanda yeni dedektörlerle, yeni ekipmanlarla, yeni yöntemlerle birçok laboratuvarda artık kullanılabilir bir hal aldı. Kimya, petrokimya, biyokimya, adli tıp, genetik, ilaç, biyoteknoloji, tarım, gıda, kozmetik, tekstil gibi alanlarda başlıca kullanım alanı buluyor kendisine. Ve amaçlarına bakacak olursak neler yapıyoruz biz burada? Hangi analizleri yapıyoruz? Aromatik hidrokarbon, aromatikler, hidrokarbonlar, tat ve koku bileşenleri, uçucu yağlar burada. Kalıntı analizleri, özellikle ilaç sektöründe kalıntı analizleri çok yaygın yapılır. Pestisitler, herbisitler yine aynı keza. Bileşen analizi, gıda güvenliği analizleri, işte helallik sertifikası verilen ürünlerde örneğin çok sık kullanılabilir. Hava, su, toprak analizleri, malzeme, polimer, katkı maddesi, gaz safsızlık analizleri, gaz emisyon analizleri, yapay fotosentez araştırmaları gibi birçok laboratuvarda kullanılıyor artık arkadaşlar. Özellikle kalite kontrol laboratuvarlarının neredeyse vazgeçilmez demir başlarından biri diyebiliriz. Ama birçok Ar-Ge laboratuvarında da kendisine önemli bir yer buluyor gaz kromatografisi. Biz gaz kromatografisi örneklerinde temel olarak iki gereksinim arıyoruz. Bir örnek gaz kromatografisinde çalışılabilmesi için arkadaşlar volatil olması gerekiyor. Yani bir uçuculuk özelliğine sahip olması gerekiyor ya da, ve bununla beraber termostabil bir molekül olması gerekiyor. Yani ısıya dayanımlı bir molekül olmasını istiyoruz. İşte sağda görüyorsunuz bir çözelti içerisinde volatil moleküller gaz fazına geçiyorlar ve kimyada uçuculuk aslında bir maddenin ne kolaylıkla buharlaştığını tanımlayan bir özellik olarak da literatürde yerini alıyor ve çeşitli uçuculuk değerleri her kimyasalın aslında mevcut arkadaşlar. Genellikle düşük kaynama noktası ve yüksek buhar basıncına sahip moleküller volatil özelliğe de sahip oluyorlar arkadaşlar. Termostabil moleküllerde yüksek bağıl sıcaklıkta ve genellikle ayrışma veya polimerizasyona direnerek kimyasal veya fiziksel yapılarında geri dönüşü olmayan bir o değişime direnen moleküller aslında. Çünkü gaz kromatografisinde moleküller yüksek sıcaklıklara kadar ısıtma işlemlerine maruz kalıyorlar. Termostabilite oldukça önemli bu moleküllerde. Evet, genel bileşenlerine bakalım gaz kromatografi sisteminin. Şimdi gaz kromatografisinde gazlar var. Zaten bizim taşıyıcı fazımız gaz. HPLC sisteminde taşıyıcı fazımız sıvıydı. Sıvıda neydi arkadaşlar? Binlerce seçeneğimiz vardı. Metoda göre çok çeşitli sıvı fazlar oluşturabildik. Gaz kromatografisinde bu seçenekler tabii daha sınırlı. Ama bir gaz kullanıyoruz. Yüksek saflıkta bir gaz olması gerekiyor bu. Otoörnekleyici kısmı var ve bunun altında yer alan kolona girişte bir inlet kısmı yer alıyor.
kolonun gaz kromatografisi kolonunun yerleştirildiği kolon fırını ve daha sonrasında da kolonun diğer ucu dedektöre bağlanıyor ve dedektörden elde edilen veriler veri toplama ve işleme bilgisayarında cihaz kontrol ve proses yazılımında işlendikten sonra proses ediliyor, raporlanıyor ve sonuçlar çıkartılıyor arkadaşlar. Bakarsak 6 tane bileşen sayabiliriz gaz kromatografisinde. İnert taşıyıcı gaz, otoörnekleyici, inlet, gaz kolonu, GC gaz kromatografi kolonu ve kolon fırını, dedektör, veri toplama ve işleme bilgisayarı olarak 6 başlık altında inceleyebiliriz. Bu akşam sizlere dedektör hariç ilk 4 maddeyi anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Dedektörler için 2 ay içerisinde yine buna benzer bir web semineri planlıyoruz. Sonrasında da diğer gaz kromatografisi ile ilgili web seminerlerimizi sizlerin izlenimine sunacağız arkadaşlar. Evet, taşıyıcı gazlara bakalım. Hareketli faz olarak adlandırdığımız taşıyıcı fazlar. Nelerdir bunlar? Numuneleri taşımak için kullanılan inert gazlardır arkadaşlar. Helyum, azot, hidrojen ve argon sıklıkla gaz kromatografisi laboratuvarlarında kullandığımız gazlardandır. Helyum ve azot en yaygın olarak kullandığımız gazlar. Bunların sebepleri var. Onları da anlatacağım. Genellikle kapiler kolonlar kullanılırken helyum gazının kullanılması üreticiler tarafından da yaygın bir öneri. Birçok üretici genellikle kapiler kolonlarla helyum gazının kullanılmasını öneriyor. Ama tabii burada kullanım amaçlarına göre bu gazlar değişiyor. Helyum pahalı olmasına rağmen güvenli bir gaz arkadaşlar ve nispeten geniş bir optimum doğrusal hız aralığına sahip. Yanda bir çizelge görüyorsunuz. Bu tabloda optimum hız aralığını tanımlamaya çalışıyoruz. Bir sonraki slide'da bunu daha detaylı anlatacağım. Azot gazı o da güvenli, inert bir gaz. Ama maliyet olarak helyumdan ve diğer gazlardan çok daha ucuz. Ama dar bir optimum doğrusal hız sunuyor. Bunun aralığı, optimum hız aralığı çok dar. Bu nedenle de yüksek analiz süreleri gerektiriyor arkadaşlar. Azot gazıyla çalışmalar genellikle yüksek analiz süreleri gerektiriyor. Altını çizerek tekrardan söyleyelim. Baktığımız zaman bu gazlar yüksek saflıkta olmak zorunda. Nedenlerini de birazdan sıralayacağız. Bu gazların hepsi minimum %99.995 saflığa sahip olması gerekiyor ki gaz kromatografi sisteminde kullanılsın. Şimdi kolon verimliliği dediğimiz aslında teorik plaka sayısı kolonların verimliliğini ve piklerin verimliliğini sağlayan, karşılayan bir kromatografik parametre. Dikey eksende, yay ekseninde belirtilen kolon verimliliği x ekseninde belirtilen de ortalama lineer akış hızı santimetre bölü saniye cinsinden verilmiş arkadaşlar. Bakarsak azot gazının kolon verimliliği çok düşük akış hızlarında çok yükseğe çıkıyor. Oldukça yüksek kolon verimliliğine yani kolon performansına gaz kromatografik kolonları sahip olabiliyor. Ama düşük akış hızlarında. Bunun getirdiği bir dezavantaj var arkadaşlar. Azot gazı kullanırsa ama genellikle yüksek analiz sürelerine sebebiyet verir. Helyum ve hidrojene bakacak olursak helyum ve hidrojende de optimum kolon verimliliğini elde edebiliyoruz. Düşük bir kolon verimliliği yok. Y eksenine baktığımızda. Ama azottan farklı bir durum senaryo söz konusu. En düşük lineer velocity'de de en yüksekte de neredeyse stabil bir akış hızına sahipler arkadaşlar. Bir kolon verimliliğine sahipler. Bu nedenle helyumu kullanmak aslında azota göre çok daha idealdir. Örneğin 30 santimetre bölü saniye bir hızda çok ideal bir kolon verimliliği elde ettiğimiz için çok daha düşük analiz sürelerinde çok iyi ayrımları ve analizleri gerçekleştirebiliriz. Ama günümüzde tabii azot daha fazla tercih ediliyor. Bunu da şöyle diyelim yani kolon verimliliğini sadece şeye bağlamak da olmaz arkadaşlar işte gazın tipine bağlamak olmaz. Analizin diğer analiz parametreleri koşulları da var doğrusal hıza etki eden kolon sıcaklığı, diğer akış hızları vesaire birçok parametre var. Bunları optimize ederek azot gazını günümüzde çok yaygın bir şekilde laboratuvarda kullanıyoruz. Bunların optimizasyonuyla analiz süreleri de daha makul seviyelere düşüyor ve kullanılıyor. İyi bir metot geliştirme, iyi bir optimizasyon çalışmasıyla azotu çok yaygın laboratuvarlarımızda kullanabiliyoruz. Azotu tercih etmemizin sebebi şu aslında taşıyıcı gaz olarak. Azot jeneratörleriyle çok daha ucuza, sürekli ve kesintisiz bir şekilde azotu havadan saflaştırarak
üretebiliyoruz arkadaşlar. Azot jeneratörleri %99.995'ten daha yüksek bir saflıkta azot gazını havadan üreterek çok daha düşük maliyetlere gaz kromatografi sisteminde kullanıma sunuyor. Helyum kullandığımızda genellikle genel bir yaygı var, yaygın bir kanı vardır. 30 santimetre bölü saniye doğrusal hız ideal bir doğrusal hız olarak kabul görür arkadaşlar. Ama bu artı ya da eksi yukarılara ya da aşağılara çıkacaktır diğer parametrelerle beraber. Evet, enjektör ünitesine bir bakalım. Enjektör ünitesinde bir enjeksiyon işlemini gerçekleştirdiğimiz şırıngamız var. Bu şırınga iki şekilde şırınga karşımıza çıkıyor incelediğimizde yaygın kullanılan şırıngalarda. Üstteki şırıngada bir sıvı numuneler için kullanıyoruz. Alttaki şırıngayı ise sıvı veya gaz numuneler için tercih ediyoruz. Ne gibi bir farklılık var arasında birazdan inceleyeceğiz. İkisindeki parametrelere bakalım neler. İkisinde de bir iğne var. Bu iğnelerin uçlarını aşağıda görüyorsunuz arkadaşlar. Şu kısımda. Cone, bevel ve side hole dediğimiz 3 tane farklı iğne ucu buralarda mevcut. Enjektörler her ikisinde de bu 3 iğne ucunu görebiliriz. Yaygın kullanılan iğne ucu cone dediğimiz iğne uçları. Bunlar septalarda çok fazla tahribata sebebiyet vermediği için laboratuvarlarımızda çok yaygın tercih ediliyor. Bevel tipi iğne uçları ise çok fazla tercih edilmez arkadaşlar. Bunların sebeplerinden birisi de yine septa uçlarına zarar verdiği ve daha kolay tıkanabildiği için bunları gaz kromatografi sistemlerinde cone'a göre daha az kullanıldığını göreceğiz. Ama bunlar manuel kullanım için de uygun olan iğne uçları. Bu enjektörlerle çok hassas şekilde mikrolitre düzeyinde 1-2 mikrolitre hatta 0-5 mikrolitreye kadar çok hassas düzeyde manuel enjeksiyon ve manuel pipetleme gibi enjeksiyon işlemleri yapabiliyoruz. Side hole ise daha çok gaz numunelerinde tercih edilen bir iğne ucu. Ama bu da yine çok yaygın kullanılmıyor arkadaşlar. Bunun sebeplerinden biri de önde bulunan delik. Bunun altında bir delik yok. Gördüğünüz gibi önde bir siyah nokta var. O siyah nokta aslında bir delik, içeriye gazı çeken nokta. Bu çok sık tıkanan bir yapı olduğu için yine cone'a göre çok daha az tercih edilen bir iğne ucu olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir bitiş noktası dediğim termination var her ikisinde de. Burası iğnenin bittiği noktadır arkadaşlar. Enjektör dış cam kısmıyla birleştiği noktadır. Evet, TLC'de yaygın olarak kullanılır arkadaşlar bu iğneler. Yani 1 mikrolitreye kadar, 0.5 mikrolitreye kadar hassas enjeksiyonlar yapabilirsiniz. Sıvı ve gaz numunelerinde yukarıdakinden farklı olarak bir plunger, PTF plunger var ve bir O-ring var. Bunun sebebi arkadaşlar çektiği gazı dışarıya kaçırmadan çok güvenilir bir şekilde enjeksiyonunu yapabilmesi için bu kısımda bir O-ring ve PTF plunger yer alıyor. Diğerinde sıvı numuneler için olan da böyle bir yer yok. Ayrıca aşağıda da belirtilmiş. Hacim işareti ve dış gövde her ikisinde de mevcut. Flange dediğimiz kısım ise aslında dişli kısmı enjektör ünitesine yerleştirmek ve sabitlemek için gerekli olan bir çıkıntı şeklinde tanımlayabiliriz. Ve ikisinde de piston var. Pistonlara baktığımız zaman iki tane farklı piston görüyoruz. Biri sıvı numunelerde kullandığımız standart piston. Bir diğeri de PTF piston. Standart pistonları daha temiz numuneler için kullanıyoruz. Yani daha matriksi ne diyelim seyreltik daha kalabalık olmayan matriksler için kullanıyoruz. Ve düşük viskoziteli numuneler için tercih ediliyor. Eğer bizim numunemiz daha viskoz, daha kirli ve yüksek volatil numuneler ise PTF pistonları tercih etmemizde daha fazla yarar var arkadaşlar. Çünkü bu kirlenmeye karşı ve kırılmaya karşı, o viskoziteye karşı daha iyi ve daha hassas tekrarlanabilir çekme işlemleri yapıyor. Enjektör gaz kromatografisinin özellikle analitik sonuçlar noktasındaki en önemli bileşenlerinden biri doğruluk ve kesinliğe direkt etki ediyor arkadaşlar. Eğer enjektörü doğru kullanmıyorsak ve temiz kullanmıyorsak, enjektörü numune öncesi ve numune sonrası doğru solventlerle yıkamıyorsak doğruluk ve tekrarlanabilirliğimizde ciddi problemlerle karşılaşacağız anlamına geliyor bu. Sistem kesinliğini ve güvenliğini yakından etkiliyor. Bu açıdan doğru enjektörü doğru şekilde kullanmak çok çok önemli. Tabii bunları sorun giderme tekniklerinde anlatacağız. Bizim son eğitimimiz muhtemelen gaz kromatografisinde.
sorun giderme teknikleri olacak. O kısımda enjektörler doğru kullanılmazsa neler olur vesaire, onları daha detaylı olarak sizlere aktarmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet, otoörnekleyicilere bakacak olursak, otolikit sıvı örnekleyiciler, ALS olarak adlandırdığımız örnekleyiciler yaygın olarak kullanılıyor. Bir de headspace otoörnekleyiciler var arkadaşlar. Bunların ikisinin çalışma mantığı, prensibi biraz birbirlerinden farklı. GC otoörnekleyicilerini daha temiz numuneler için kullanıyoruz. Daha berrak, daha temiz numuneler bu otoörnekleyicilerde çalışılabilir. Sıvı enjeksiyonu direkt inlete yapılır ve buradan koluna girer arkadaşlar. Buharlaştırma odası tipik olarak numunenin en düşük kaynama noktasının 50 derece üzerinde ısıtılır. Ardından numuneyi kolona taşımak için taşıyıcı gazla karıştırılır. Ve taşıyıcı gazla beraber kolona numunenin girmesi sağlanır bu örneklemelerde. SPS otoörnekleyiciler daha çok yoğun kirletici içeren çözeltiler tercih edilebilir. Sıvı enjeksiyonu değil, gaz fazına geçen bileşikler inlete enjekte edilir SPS otoörnekleyicilerde arkadaşlar. Bakalım bir genel bir şemasına bakacak olursak ALS'lerin. Bir septum var arkadaşlar. Septumun şu üst kısmından iğne giriyor içeriye. Taşıyıcı gaz girişimiz var. Taşıyıcı gaz liner dediğimiz şu iç kısımdaki liner'ın dışından geçiyor. Liner contamız var. Isıtıcı bloklar var. Bizim liner o iç inlet kısmını ısıtma işlemini görüyor. Ve daha sonra arkadaşlar split hava çıkışı ve septum purge çıkışı var. Havanın bir kısmı septum purge kısmından çıkıyor. Bir kısmı da eğer split çalışıyorsak split hava çıkışından çıkıyor. Eğer çalışmıyorsak selenoid vana kapatılarak splitless olarak çalışmamız gerçekleştiriliyor. Ve gaz kolonuna gönderilerek kolonda yoluna devam ediyor. Kolondaki yolunu tamamladıktan sonra dedektöre ulaşıyor. Headspace otoörnekleyicilere bakalım. Headspace VR'leri çeşitli hacimlerde olabilir. 10 mililitre, 20 mililitre gibi çeşitli hacimlerde Headspace VR'leri var. Bunların kafasında SEPTA ve Headspace VR'li kapakları vardır arkadaşlar. Bunların özel kapatıcılarıyla sızdırmaz bir şekilde SEPTA ve Headspace VR kapakları numune konulduktan sonra kapatılır. Ve artık o kapağı açamazsanız numune içerisinde gaz fazına geçmesi gerekir ve hiçbir şekilde SEPTA'dan sızdırma işleminin olmaması gerekir. Headspace VR'lerinde yanda bir örnek verilmiş. En güzel örnek parfüm numuneleri olarak verilebilir. Çünkü çok kompleks yapılar. İçerilerinde bizim analiz etmek istediğimiz uçucu bileşikler olduğu gibi su ve diğer yardımcı maddeler, renk maddeleri vesaire farklı maddeler bulunduğu için bunların çalışmasını Headspace'de yapmak çok çok daha sağlıklı. Çünkü gaz kromatografisine gitmesini istemediğimiz bileşenler var. Örneğin su gaz kromatografisi için çok büyük bir problemdir. Bunun gitmesini istemeyiz. Bunun gibi ağır moleküller sıvı fazla kalsın, ısıtma işlemiyle volatil olan diğer moleküller gaz fazına yani headspace kısmına geçsin istiyoruz. Ve böylelikle headspace kısmına geçmiş olan gaz enjektöre çekilerek kolona verilir arkadaşlar. Ve böylelikle biz headspace analizlerimizi gerçekleştirmiş oluruz. Evet, otoörnekleyicileri iki temel başlık altında inceleyebiliriz. Sıcak enjeksiyon otoörnekleyiciler ya da soğuk enjeksiyon otoörnekleyiciler olarak ikiye ayırabiliriz arkadaşlar. Burada split, splitless ve toplam hacim enjeksiyonu sıcak enjeksiyon işleminde kullanılan en yaygın yöntemler. Split'te numuneden kolona sadece bir kısım enjekte edilir. Yani numunenin büyük bir kısmı atık olarak dışarıya gönderilir arkadaşlar. Çok küçük bir kısmı kolona enjekte edilmiş olur. Splitless'te ise numunenin tamamı kolona enjekte edilmiş olur. Daha sonra içeride kalan kısımda havaya atılmış olur. Toplam hacim enjeksiyonunda bir splitting mekanizması yok. Bunda direkt kolona enjeksiyon yapılıyor arkadaşlar ve kolondan bir ayrım sağlanıyor. Yine diğerlerinde olduğu gibi. Soğuk enjeksiyon yöntemlerinde de iki yöntem inceliyoruz. Soğuk ön kolon enjeksiyonu, programlanmış sıcak buharlaştırma enjeksiyonu olarak iki temel başlık altında bunu inceleyebiliriz. Burada bir tablo verdik. Bu tabloya beraber bakalım. Enjeksiyon modlarına baktığımız zaman sıcak enjeksiyon ve soğuk enjeksiyon olarak ikiye ayırıyoruz. Sıcak enjeksiyonda split, splitless ve toplam hacim enjeksiyonu var. Soğuk enjeksiyonda ise soğuk ön kolon enjeksiyonu ve programlanmış sıcak buharlaştırma enjeksiyonları var.
Sıvı numuneler split ve splitless'te toplam hacimde ve tüm enjeksiyon çeşitlerinde enjeksiyonu yapılabiliyor. Gaz numuneleri arkadaşlar soğuk ön kolon enjeksiyonu ve programlanmış sıcaklık buharlaştırma enjeksiyonunu da yapamıyoruz. Özel şartlar sağlanırsa sıcak enjeksiyondan olan splitless'te yapabiliriz gaz numunelerinin enjeksiyonlarını. Enjeksiyon hacimleri genellikle sıvılarda 2 mikrolitre civarı maksimum enjeksiyon hacmi istiyoruz. Gazlarda ise bakarsanız soğuk enjeksiyonda, soğuk ön kolon enjeksiyonda 0,5 ila 2 mikrolitre arasındayken programlanmış sıcaklık buharlaştırma enjeksiyonunda ise 1 ila 8 mikrolitre biraz daha yüksek hacimlerde enjeksiyon yapabiliyoruz. HPLC'de bu, normalde bu enjeksiyon alanlarına, miktarlarına alışık değiliz. Daha yüksek yapıyoruz. 10 mikrolitre, 20 mikrolitre, 50, 100 mikrolitre yapabiliyoruz. Gaz kromatografisinde bunlar çok çok daha aşağılara düşüyor. Özellikle kıymetli numunelerde çok daha aşağıda enjeksiyon hacimlerini verebiliyoruz sisteme arkadaşlar. Kolona bakarsak kolon gereksinimleri neler oluyor bu enjeksiyon tiplerinde? Split çalışmada bir kolon uzunluğu ya da bir çap için bir minimum değer yok. Splitless'lerde kolon iş çapı minimum 25 mm olmasını istiyoruz. 0,25 mm. Toplam hacim enjeksiyonunda geniş çaplı kolonlar için 0,45 veya 0,53 mm aralığında bir iç çap istiyoruz arkadaşlar. Soğuk ön kolon enjeksiyonu ve programlanmış sıcaklık buharlaştırma enjeksiyonunda geniş çaplı kolonlarda yine 0,53 ve en az 30 metrelik bir kolon istiyoruz. Kolon uzunluğu ve çapı içinde bu programlanmış sıcaklık buharlaştırma enjeksiyonunda bir alt limitimiz yok arkadaşlar. Evet, split çalışmaya bakacak olursak az önce göstermiş olduğumuz inlet kısmında enjektör septumdan içeriye girerek bu septalar aslında böyle deliksiz septalar arkadaşlar ve iğne ne yapıyor buradan delerek içeriye giriyor. Bu gazın dışarıya sızmasını engelleyen bir yapı. Split'te burada bir örnek verilmiş. Örneğin bu 100'e 1'lik bir split yapıyor. Yani numuneyi 100 birimini dışarıya atarken sadece bir birimini kolona gönderiyoruz. Nasıl yapıyor bunu? İçeriye bir 104 mililitre bölü dakika akışı veriyor. Bunun 3 mililitre bölü dakikası septum purge kısmından dışarıya atılıyor. Septumun şu kısmını temizleyip dışarıya atılıyor. Kalan 100, 101 mililitresi ise arkadaşlar içeriye giriyor. Bunun 100 mililitresi split vent kısmından dışarıya atılıyor. 1 mililitresi bölü dakika kadar miktarı da kolondan içeriye alınıyor. Böylelikle 100'e 1 oranında bir split oranı yapılıyor. Split çalışmalarda 5'e 1 oranından başlayıp 500'e 1 oranına kadar bir çalışma yapılabilir. İlk belirttiğimiz büyük rakam dışarıya atılan rakamı, ikinci belirttiğimiz küçük rakam ise içeriye kolona gönderilen rakamı belirtiyor arkadaşlar. Splitless çalışmaya bakacak olursak burada da daha düşük akışlarda bir örnek verilmiş. Yine enjektör septadan içeriye giriyor. Şurada görmüş olduğunuz liner olarak adlandırdığımız kısım. Şimdi liner'da iki tane, birçok liner çeşidi var ama en yaygın kullanılanlardan biri splitless'te içerisindeki dolgu maddesinin, o beyaz, eğer liner gören arkadaşlar onu bileceklerdir. O beyaz dolgu maddesinin ortada yer aldığı bir yapıdadır splitless'lerde. Buradan ayırabilirsiniz. Split'lerde ise liner en alt kısımda yer alır arkadaşlar. Hemen kolonun uç giriş kısmında yer alır. Ortada bir dolgu maddesi yoktur. Ne yapar splitless çalışmalarda? Örneğin 4 mililitre bölü dakika bir akış hızı içeriye. Evet. Yani değiştirdiğimiz malzeme liner olarak adlandırabilirsiniz. Çok kirlenen malzemelerden biridir. İnlet kısmında yer alır. Yukarıdan sökerek çıkartırız bunu. Özel sökme ekipmanlarıyla. 4 mililitre bölü dakika akışı içeriye verdiğimizde arkadaşlar bunun 3 mililitre bölü dakikası septum purge kısmından dışarıya atılır. Sadece 1 mililitre bölü dakikası kolondan içeriye verilir. Tabi burada splitless bekleme zamanı olarak belirttiğimiz bir zaman var. Bu 1 mililitre bölü dakikanın ne kadarı içeriye girecek? Ne kadarı daha sonra dışarıya şu septum purge split vent kısmından dışarıya atılacak. Şu an bu kapalı. Örneğin genellikle 30 saniye ile 2 dakika arasında bir zaman yeterli olur. 30 saniye ile 2 dakika arasındaki kadar hacmi miktarı içeriye girdikten sonra kalan kısmı, şu yukarıda kalan kısmı dışarıya atılır arkadaşlar. Tabi burada bu
sayılar tamamen hani teorik sayılar. Yapılan metot geliştirme çalışmalarına göre bu özellikle split test bekleme zamanının optimize edilmesi gerekiyor. Metoda, molekül şekillerine vesaire bakılarak metot geliştirme aşamasında bunun optimize edilmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi neden bazı çalışmalarda split, bazılarında split test seçiyoruz? Bunun sebebi aslında baktığımız zaman numunenin konsantrasyonuyla alakalı. Split çalışmalar çok konsantre numunelerde tercih edilebilir. Split test çalışmalar ise split test liner olarak adlandırdığımız linerlar ve çalışmalar daha seraltik numunelerde tercih edilebilir arkadaşlar. Gelelim kolona. Bu akşamki bileşenlerden son kısım olan kolonuna bakacak olursak iki tip kolon karşımıza çıkıyor. Gaz kromatografisinde biri dolgulu kolonlar ya da packet kolonlar olarak adlandırdığımız paketlenmiş kolonlar olarak da bazı yerlerde söylenir. Dolgulu kolonlar solda görüyorsunuz şu şekilde. Sağda gördüğünüzde kapiler kolonlar olarak adlandırdığımız iki şekilde kolon HPL sisteminde yaygın olarak kullanılıyor arkadaşlar. Dolgulu kolonlar cam veya paslanmaz çelik borulardan genelde imal edilmiştir. Ve gaz kromatografisinin ilk yıllarından günümüze kadar hala kullanım alanı kendilerine buluyor. Aslında ilk kullanılan kolonlar, bu dolgulu kolonlar. Genellikle geniş pik şekli verirler. Düşük ayrım performansına sahiptirler. Aynı zamanda büyük numune hacimlerini işleyebilirler. Böyle bir avantajı var. Daha büyük numune hacimlerini analiz edebilirler. Kontaminasyona karşı çok hassas değillerdir. Yine bunlar şartlanırken uzun süre şartlandırma prosesleri vardır arkadaşlar. Onları yine kolon kullanımı kısmında önümüzdeki ay yapacağımız webinarlarda sizlere detaylı olarak anlatacağız. Kolonların temizlenmesi, yıkama değil HPLC olmadığı için şartlanması, saklanması koşullarında bunları detaylı olarak anlatacağız. Bugün hala kullanılıyor bu kolonlar ve birçok gaz analizinde kullanılmaya da devam ediyor. Dolgulu kolonlara bakacak olursak az önce görmüş olduğunuz cam ve veya metalden yapılmış, paslanmaz çelikten yapılmış o borunun içerisinde aslında böyle paketlenmiş yapılar var. Bunların içerisinde yine paketlenmiş çeşitli dolgu maddeleri, diatomit olarak adlandırdığımız destek maddeleri ve katı fazlar yer alıyor arkadaşlar. Bunlar içerisinde gazlar etkili, gazla taşınan analitler etkileşerek yollarını devam ediyorlar ve ayrımlarını sağlıyorlar. Evet, genellikle bunların iç çapları 2 ila 4 mm arasında oluyor. Paketleme materyalleri %0.5 ila %25 bir sıvı faz içeriyor. Partisyon sabit faz malzemesi olabiliyor bunlar arkadaşlar veya sıvı fazsız da olabiliyorlar. Sadece adsorban malzeme destek malzemesi olarak kullanılabiliyor bu paketli kolonlarda, yani dolgulu kolonlarda. Sıvı faz olarak belirttiğimiz partisyon fazında birçok tipi mevcut. Bunlar yaygın olarak kullanılıyor. Yine önümüzdeki seminerlerde bu tipleri de biraz daha incelemeye çalışacağız. Kapiler kolonlara bakalım. Günümüzde en yaygın kullanılan kolonlardan birisi kapiler kolonlar. Tipik bir kılcal kolon aslında. Sıvı faz ve adsorban malzemeyle kaplanmış veya bir kimyasal bağ tabakasına sahip olan ince, kaynaşmış silika cam bir tüpten oluşuyor. Bunlar çok uzun olduğu için bir halkaya sarılmışlardır arkadaşlar. Sarılarak sabitlenmişlerdir. 30 metrelere kadar bu kolonlar, hatta daha fazlasına kadar da bu kolonların metreleri uzar ve uzun kolonlardır. HPLC'de biliyorsunuz 30 santime kadar kolonlar ideal olarak normal analitik HPLC sisteminde kullanılıyor. 5 santimden 30 santime kadar bu kolonları rahatlıkla görebilirsiniz laboratuvarda, ama gaz kromatografisinde bu mantık çok daha uzun kolonlarla analizlerin gerçekleşmesi yönünde evrimleşmiş. İnce metal borular bazen kapiler kolonlar olarak da kullanıldığı gözlemlenebilir arkadaşlar. Kapiler kolonlarda aslında 3 çeşit iç kaplamasından, silikanın kaplamasından bahsedebiliriz. V-coat, S-coat ve pilot olarak 3 tane farklı kaplamadan bahsedebiliriz. İlk kaplama şeklinde bir silika, dışarıda bir kapiler yüzeyin altında bir sabit katı fazımız var. Onun üzerinde de bir sabit sıvı faz var arkadaşlar. Emdirilmiş bir sıvı fazımız var. Bu da sabit sıvı faz olarak adlandırılıyor. Buna V-coat kolonlar olarak adlandırıyoruz. S-coat kolonlarda ise arkadaşlar yine dışarıdaki kapiler borunun iç yüzeyinde partiküller, boncuklar şeklinde bir
taşıyıcı kısım var. Bunların hepsi sabit, sıvı sabit faz ile ıslatılmış gözenekli tabakalar şeklinde yine iç yüzeye, iç çepere yerleştirilmiş. Buraya karşıdan baktığınızda ortası delik ve iç çeperleri bu kimyasallarla kaplanmış olarak göreceksiniz. Tabi bu borların içini böyle görmeniz mümkün değil. Bir elektron mikroskopu ya da çok daha hassas bir mikroskopta bakabilirsiniz. Normal çıplak gözle bunu görmeniz mümkün değil. Bunlar resmedilmiş görseller. Gözenekli malzeme tabakasının yer aldığı sadece bir adsorban katı madde ya da yine buna emdirilmiş bir katı maddenin, yani bu katı maddenin kapiler çeperin iç kısmına yerleştirildiği yapıya da pilot diyoruz. Porous layer open tubular kolon olarak adlandırılıyor. Bu üç kolonu yaygın olarak kromatografi, gaz kromatografi kolonu olarak kullanıldığını göreceksiniz. Burada birazcık daha böyle resmedilmiş bir kolonu görebiliyoruz. Dışta poliamid kaplama bir kapiler yüzey mevcut. Onun hemen altında bir silika yüzey var. Bu silika yüzeyin üzerine emdirilmiş bir sabit faz olabilir. Ya da bir önce adlandırdığım diğer kolonlardan birisi olabilir. Burada birazcık daha yakından görün diye böyle bir görseli de sizlere eklemiş bulundum. Kapiler kolonlarda genellikle iç çaplar 0,1'den başlar 0,53 mm kadar uzanan iç çaplar vardır. Daha yukarı iç çaplar da mevcuttur. Uzunlukları 5 ila 100 metreye kadar kullanılabilir, görebilirsiniz. Ama en yaygın laboratuvarlarımızda gördüğümüz kolonlarda 30 metre, 25 metre gibi uzunluğa sahip kapiler kolonları görüyoruz. Yaygın olarak bunların kullanıldığı görülüyor. Malzeme erimiş silika cam yapı. Bu az önce de kimyasal yapısını söylediğim o dış yüzeyde yer alan silika cam yapı. Sıvı faz iyi ayırma ancak dolgulu kolonlardan daha az çeşitlilik. Yani güzel bir ayrım var ama dolgulu kolonlar kadar yüksek bir çeşitliliğe sahip değiller. Yine çeşitli sıvı fazlar, o sabit faz olarak emdirilmiş sıvı fazlar bu kolonların yüzeylerinde kullanılıyor arkadaşlar. Genel olarak bakacak olursak kolon tipi ve ayırma etkilerine bakacak olursak dolgulu kolonlar biraz önce de belirttiğim üzere daha geniş pikler veriyorlar arkadaşlar. Pikler daha yayvan oluyor ve düşük dedeksiyon hassasiyetine sahipler. Düşük limitlerde dedeksiyonu yapamıyorlar ya da doğru şekilde yeterli miktarda yapamıyorlar diyebiliriz. Kapiler kolonlar keskin tepe noktaları oluşturuyor. Bizim kromatografide zaten istemiş olduğumuz pikler sağda yer alan, daha keskin, taban alanı daha dar ve daha dik ve simetrik pikler arkadaşlar. Şimdi bunun için çok yaygın bir kullanım alanı buluyor. Daha tekrarlanabilir ve daha hassasiyeti düşük, çok yüksek hassasiyette ölçümler yapabiliyoruz kapiler kolonlarla. Yüksek algılama hassasiyetine sahipler. Bunların en büyük avantajı da bu aslında arkadaşlar. Günümüzde de yaygın olarak kapiler kolonların kullanıldığını görüyoruz. Evet, eğitimimiz burada bitti. Bu akşam kolonlara kadar olan kısmı sizlerle işledik. Genel bir giriş yaptık gaz kromatografisine. Önümüzdeki bu kısımlarda arkadaşlar kaynaklarımız. Burada tüm faydalandığımız kaynakları bulabilirsiniz. Yine şöyle birkaç ileriye geriye yapayım. Sizler de görün. Belki tekrardan inceleme fırsatı bulursunuz. Evet, bu akşamki eğitimimiz bu kadar. Önümüzdeki Ekim ayı içerisinde daha açacağız. İlk eğitimimiz dedektörler olacak. Gaz kromatografisinde kullanılan dedektörler ve çalışma prensipleri webinarımız olacak. Daha sonrasında kolonlarla ilgili, sorun giderme teknikleriyle ilgili evet, ben teşekkür ederim arkadaşlar. Sınav linkini de paylaşayım sizlerle. Umarım güzel, faydalı bir giriş olmuştur gaz kromatografisine. LinkedIn'den izleyen arkadaşlar belki linke tıklayamayabilirler. YouTube'a geçip Lab Akademi kanalından şu anki canlı yayına bağlanarak linki görebilirler. Arkadaşlar ben teşekkür ederim. Umarım güzel bir, sizler için faydalı bir webinar olmuştur. Bir giriş niteliğinde yapılan bir webinar bu. Bunları daha fazla arttırmaya çalışacağız.
farklı konuları gaz kromatografisi üzerine YouTube kanalımızdan, LinkedIn kanalımızdan sizlere ulaştırmaya çalışacağız canlı webinarlarla. Gaz kromatografisinde ancak bu uzunluklarda çok iyi bir ayrım sağlayabiliyoruz Baki Bey. Yani HPL sisteminde çok daha düşük uzunluklarda iyi ayrımlar sağlanabiliyor. Sonuç itibariyle kromatografinin temelinde ayrımı elde etmek var. Daha kısa kolonlarda ayrımı sağlayamıyoruz. Arkadaşlar katılımınız için ben teşekkür ederim. Sorularınız varsa cevaplayabilirim. Yoksa bu akşam etkinliği burada bitirmek isterim. Size son bir hatırlatma, sertifikalar bir ay sonra ortalama gönderilecek. Sorularınız olursa info@lapakademi.com'a ya da orhan@lapakademi.com'a maillerinizi atabilirsiniz. Maillerinize olabildiğince dönmeye çalışıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmiyorsanız ederek tüm etkinliklerimizden haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum. Yeni etkinliklerde görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. İyi akşamlar. Katıldığınız hiçbir sertifika gelmiyorsa arkadaşlar, bazı etkinliklerde sorular soruyoruz. Onları doğru cevaplamıyor olabilirsiniz. Ya da geliyordur spam, gereksiz ve tanıtım kutularınıza düşüyordur. Eğer bunların hiçbiri olmamışsa, bizden kaynaklı bir sorun ise mail atabilirseniz bizim arkadaşlarımız bir incelesinler. Sertifikalar neden size gelmiyor acaba? Bilmiyoruz. Yani birkaç seçenek var. Mail atarsanız memnun olurum. Sertifika linkini tekrar göndereyim. Önümüzdeki hafta bir gaz kromatografisi eğitimimiz var arkadaşlar. Katılmak isterseniz de bu eğitime sizleri beklerim. 8 saatlik bir eğitim. Çok daha detaylı olarak gaz kromatografisini anlatıyoruz ve aynı zamanda gaz kromatografisini anlattıktan sonra sizlere başarı sertifikası veriyoruz. Katılmak isterseniz bu etkinliğin linkini de burada paylaşayım yeri gelmişken. İyi akşamlar arkadaşlar. Görüşmek üzere. Teşekkürler hepinize katılımınız için.